fütuhatı yapan çünkü hocam, Rum. Hocam burada şey var mı? Kalenderiyi falan, Hayderi şeyleri. Var işte. Abdalan Rum dediğimiz zümre, grup. Yani Anadolu'nun abdalları. Anadolu'nun abdalları. Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde, beyliğin ilk dönemdeki sınırları içerisinde yaşayan Türkmen dervişleridir. Bunların aynı zamanda kendi aşiretlerinin var olduğunu biliyoruz. Hı. Ve bu aşiretler bir anlamda asker vazifesi de görmekteler. Fetihlere bunlarla katıldıklarını biliyoruz. Daha beylik kurulmadan önce Bilecik yakınlarında Şeyh Edebalı'ya mürit olduğu söylenen, onun bağlılarından olduğu ifade edilen Kumral Abdal isminde birisinden söz edilir. Hı. Kumral Abdal'ın Karacahisar'da bugün zaviyesi var. Yani Eskişehir yakınlarında bir zaviyesinin olduğunu biliyoruz. Hatta Osman Gazi'ye ilk defa beylik kuracağı müjdesinin onun tarafından verildiği ve kendisinin hizmetine girmeye hazır olduğunu söylediği rivayet edilir. Edebalı, belki söz açmamız gereken önemli bir kişi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bir vefai dervişidir. Ve Edebalı'nın savaşlara katılıp katılmadığını tam olarak bilmiyoruz. Hı. Ama onun yanındaki dervişlerin savaşlarda aktif bir şekilde rol aldığını, Osman Gazi'nin fetihlerine katıldığını biliyoruz. Bunlar askerlere moral, şevk vermenin dışında savaşlarda bizzat savaşıyorlar. Mesela Geyikli Baba bunun en güzel örneğidir. Orhan Gazi dönemi dervişlerinden. Sadece Geyikli Baba da değil, hem Geyikli Baba, hem Abdal Murat, hem Karaca Ahmet, hem Balkanların fethindeki Seyid Ali Sultan, hem de Abdal Musa Bursa'nın fethi sırasında katılmışlar ve bizzat savaşmışlar. Hatta Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki bir belgeye göre, 1412 tarihli bir belgeye göre Geyikli Baba Bursa alınırken Kızıl Kilise denilen bir yeri bizzat kendi gayretiyle, kendi askerleriyle birlikte fethetmiş. Dervişleriyle birlikte fethetmiş. Sultan Orhan Gazi, o dönem için sultan demek belki doğru olmayabilir. Orhan Gazi kendisine hediye gönderiyor. Orada ilginç bir husus var. Senelerden beri Hilmi Ziya Ürken de yazmıştır. Diğerler birçok kişi de yazdı. Bu ilk dönemdeki dervişlerin farklı anlayışlar oldukları. O yüzden de Orhan Gazi'nin Geyikli Baba'ya rakı gönderdi anlatılır. O deminden beri o soruluyor zaten. Yani bu onu, yani şimdi mesela rakı bu bir şarap, derviş ne? Dini uğruna dini uğruna savaşıyor. Fakat sultan niye buna, padişah niye buna rakı gönderiyor? Bunu şöyle ifade edelim. Sultan kendisine gösterdiği yardımdan dolayı dervişi ödüllendirmek istiyor. Rakıyla mı ödüllendiriyor? Ve dergahına 2 yük rakı ve 2 yük şarap göndermiş. Belgedeki geçen ifade bu. Fakat daha sonra sultan bizim dergahımıza giren rakı bal olur, şarap da yağ olur diyerek bir kazana koymuş, kaynatıp Orhan Gazi'ye geri göndermiş. Uçar o. Şöyle ifade edeyim ben. Bu şey. Ben şahsen bunun bir metafor olduğunu düşünüyorum. Ne çünkü demek o? Aynı. O ne demek? Yani sürekli kullanıla gelen bir menkıbe olduğunu düşünüyorum. Mecaz gibi. Diyelim. Mecazi bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Çünkü aynı konu Alaaddin Keykubat'la Şeyh Merzuban arasında da anlatılır. Hmm. Ve daha sonraki dönemlerde daha farklı hükümdarlar ve şeyhler için de anlatılır. Kalıp yani bu. Bu bir kalıptır. Evet, kalıp. Bu bir mecazdır. Aslında buradan kastedilen menkıbeyi yazan kişi şeyhin ne kadar kudretli bir kişi olduğunu, hükümdar karşısında da gerektiğinde ilahi gücü nasıl kullanabilen iktidar sahibi bir kişi olduğunu göstermeye çalışıyor. Şunu belki sorgulamamız gerekebilir. Neden Orhan Gazi için böyle bir şey anlatılmış? Bu dönemde devlet henüz kurulma aşamasında. Hmm. Teşkilatı tam manasıyla oturmamış ve Orhan Gazi benim düşünceme göre bu dervişleri bir anlamda da sınamaya çalışıyor. Yani kendisine ne kadar bağlı, yoksa kendi başına buyruk mu hareket ediyor? Bunu yapmasının sebebi şu. Bu tarz kalender meşrep dervişleri, yani abdal adını verdiğimiz dervişleri Orhan Gazi'nin teftiş ettirdiğini görüyoruz. Hmm. Karaca Ahmet teftişe uğrayanlardan birisiydi ve Osmanlı ülkesinden ayrıldı. Manisa'da yaşamaya başladı ve orada vefat etti. Aynı şekilde başlangıçta Osmanlı ülkesinde olan
Abdal Musa da bu teftişten sonra Osmanlı ülkesinden ayrıldı. Türkmen nüfusun daha yoğun olarak yaşadığı Antalya Elmalı bölgesine gitti ve orada vefat etti. Bugün türbesi orada. Ve Geyikli Baba Turgut Alp'in kefaleti sayesinde İnegöl'ü fetheden Osman Gazi'nin silah arkadaşı Turgut Alp'in kefaleti sayesinde kalmış. Peki rakıyı içiyor mu içmiyor mu? Yani çünkü bak belgede, genelde o İlmi Üzey Ülken'in ilk defa yayınlamıştı herhalde o Alemir'i tasnifindeki belgeyi. Yani bunların sünnilik dışı gruplar olduğunu, şeyh olmalarına rağmen içki içtikleri yönünde yorum yapıldı senelerce. Ben şunu söyleyebilirim. Hilmi Ziya Ülken'in kullandığı belge vaktiyle farklı yerlerde de bulunmuş bir belge. Arşivdeki belge o zaman henüz tespit edilmemiş. Metinde rakı sözü geçiyor mu? Geçiyorum. Arak mı diyor? Arak. Arak diyor. Evet. Çünkü seyircilere şey takmışlar, rakı var mıydı diye. Arak. Evet. Arak olarak geçiyor. Fakat belge eksik. Şimdi onların yayınladığı belge şurada bitiyor. Sultan Geyikli Baba'ya baba meyhordur diyerek iki yük rakı ve iki yük şarap gönderdi diyor. Burada belge bitmiş. Sonrası yok. Sarhoş. Yani eksik belge yayınlanmış. Belge eksik tamamını bulamamışlar. Buraya kadar gelen yorumdan bu şahısların içki içtiği sonucuna varmışlar. Fakat belgenin devamında onu da sen buldun. İçtiğine dair bir ibare yok. Diyor ki, demin de ifade ettik, göndermiştir. Fakat Geyikli Baba bizim dergahımıza giren rakı bal olur, şarap yağ olur dedi. Bir kazana koydu, kaynattı ve sultana yani geri gönderdi. Yani bir efsane efendim, efsaneden bahsediyoruz. Evet. Doğal olarak buradan içtiği gibi bir sonucu çıkaramayız. Yani belge eksik yayınlandığı için. Belge eksik yayınlandığı yanlış yorumlamış. Bununla birlikte şunu söyleyebiliriz. Sultanın böyle bir içki göndermesi hadisesi belki bu Türkmen gruplarının yani Kitabi İslam'ın tam olarak yerleşmediği Türkmen gruplarının içerisinde bu tarz faaliyette bulunan şahısların var olduğu sonucunu da çıkartabiliriz. Ne demek? Yani iki bu, türlü bir sonuç. Bir de Türkçesi nedir bunun? Şöyle ifade edelim. Belki de içiyorlardır. Bunu bilmiyoruz. Erhan kızar. Niye kızayım? İçeri evet. Oğlum. Evet hocam. Şimdi. Hocam Gül Baba'yı sormuştu sana. Bu Macaristan'daki. Gül Baba da bu tür bir derviş midir diye. Yani Gül Baba asıl nerede asıl yeri? Budapeşte. Ben Balkanlarda hayır, yani çok fazla. O da mı başlamış? Hayır, orada öldüğünü biliyorum ben. Öncesini bilmiyorum yani. Türbesi. Macaristan'da, evet. Budapeşte de. Yani o da bu tür şeylerden herhalde yani. Yani sınır bölgesinde yaşayan dervişlerin hemen hemen hepsinin ortak özelliği savaşçı olmaları. En ilginç örnek hiç bilinmez. Yazıcızade'yi bilirsiniz. Muhammediye yazarı Yazıcızade. O Muhammediye'yi yazarken kitabın içerisinde şöyle bir cümle geçiriyor. Kendisi Gelibolu'da orada yaşamış, orada vefat etmiş. Buraya diyor zaman zaman düşman saldırırdı. Biz onlarla gaza ederdik diyor. Yani o bile bir gazi derviş. Hatta bunu daha sonra kitabının içerisinde biraz da ruh katmak için işte diyor gördüğünüz gibi bizim gazamız iki türlüydü diyor. Bir büyük gaza yapardık, bir de küçük gaza yapardık. Büyük gaza nefsimizle yaptığımız gazaydı diyor. Küçük gaza ise düşmanla yaptığımız gaza.